Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün özel bir içerik videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin Mi 10T Pro modelinin incelemesini yayınlamıştık. Bu incelemeden sonra pek çok yorum geldi arkadaşlar. İşte abi bu telefon alınır mı, almaya değer mi vesaire. Biz de dedik ki özel bir içerik videosu hazırlayalım. Bu videoda telefonun artılarını, eksilerini söyleyelim. Almak isteyenler de buna göre karar versinler. Bizim yorumlarımızdan da faydalansınlar istedik arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum ben. Şunu kabul etmek lazım. Xiaomi ülkemizde en uygun fiyatlı modelleri satan markaların başında geliyor arkadaşlar. Ki zaten pek çok yerde de Xiaomi'nin fiyat performans markası olarak lanse edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Mi 10T Pro da bu doğrultuda bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda biliyorsunuz artık son dönemde orta segmentteki cihazlar dahi 6000 lira 7000 lira gibi absürt fiyatlardan satılmaya başlandı. Fakat Xiaomi ne yaptı? Mi 10T Pro'nun içerisine arkadaşlar Snapdragon 865 Yonga setini taktı. Yani üst seviye bir Yonga setini taktı bu telefona. Yetmedi. 108 megapiksellik bir ana kamera yerleştirdi. 8 GB RAM koydu. 128 GB da dahili depolamayı koyduktan sonra 5800 Türk Lirası gibi günümüz şartlarına nazaran uygun bir fiyatla satışa sundu arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman Mi 10T Pro'nun kesinlikle fiyat performans tarafında rakipsiz bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz ki muhtemelen Xiaomi daha uygun fiyatlı bir cihaz çıkarana kadar da Mi 10T Pro'ya rakip bir telefon çıkacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Çünkü gerçekten baktığınız zaman piyasa seviyesine arkadaşlar 5800 liraya Snapdragon 865 kullanan başka bir telefon yok. Peki Xiaomi Mi 10T Pro 5G modeli bizlere neler sunuyor arkadaşlar? Bu arada yeri gelmişken belirtelim, bu telefonda 5G özelliği de mevcut. Bu ne demek arkadaşlar? Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz 5G teknolojisi ülkemize de gelecek. Dolayısıyla bu teknoloji geldiği zaman telefonunuzu yenileme ihtiyacı duymayacaksınız. Çünkü halihazırda Mi 10T Pro'da 5G desteği de bulunuyor. Bunu neden belirttim? Şu anda bu telefonun 2 katı fiyatlara satılan yeni cihazlarda dahi 5G desteği yok. Dolayısıyla bu telefonu sen alacaksın. Atıyorum 11.000-12.000 vereceksin o telefona. Daha sonra Türkiye'ye 5G teknolojisi geldiği zaman o telefonda 5G teknolojisini kullanamayacaksın ki bu bence çok büyük bir handikap. Fakat Xiaomi ne yapmış bu cihazına? 5G teknolojisini de konumlandırmış arkadaşlar. Telefonun teknik özelliklerine çok fazla girmiyorum. Zaten inceleme videomuzda bu teknik özelliklerden sıkça bahsetmiştim sizlere. Onun yerine biraz daha cihazın öne çıkan özelliklerini söylemek istiyorum arkadaşlar. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman gayet şık bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz. Bize gelen renk Lunar Silver olarak geçiyor. Bu renk tonu gerçekten çok hoş arkadaşlar. Yani göze çok hoş geliyor. Şöyle ışığa tuttuğunuzda farklı yansımalar oluşuyor. Bu da gerçekten çok hoş bir detay olmuş. Tabii Mi 10T Pro'nun arka tarafına baktığınızda en çok dikkat çeken yönü kamerası arkadaşlar. Burada üçlü bir ana kamera modülümüz bulunuyor ki bu üçlü ana kamera modülüne 108 megapiksellik bir kamera öncülük ediyor. Burada bir flash ışığımız ve bir de ışık sensörümüz var arkadaşlar. Ön tarafa geçtiğimizde ise delikli ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz ki delikli ekran tasarımı daha önceki videolarda da belirttiğim üzere damla çentiğe nazaran benim çok daha hoşuma gidiyor. Bu ekran tasarımında arkadaşlar ekran gövde oranının maksimuma çıktığını da belirtmek gerekiyor ki bu açıdan baktığımızda Mi 10T Pro hem arka görünümüyle hem de ön görünümüyle gayet modern bir tasarım çizgisine sahip. Evet, Mi 10T Pro'da Xiaomi'nin ön plana çıkartmak istediği özelliklerden birisi de ekranı olmuş. Bu ekran oyun severlerine 144 Hz'e kadar oyun deneyimi sunabiliyor. Ayrıca film, dizi vesaire izlemek istediğinizde de gayet yüksek yenileme hızlarına sahip bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar bir film izlediğinizde 48 Hz ya da internetten bir video izlediğinizde 30 Hz'lik bir performans sunuyor size. İnternette dolaştığınızda ise 60 Hz'lik bir performans sunuyor. Yani ekran tarafında kesinlikle kullanıcılarını üzecek bir cihaz değil. Bunu size baştan belirtebilirim. Hatta Xiaomi Mi 10T Pro 5G modelinde özel bir ekran teknolojisine de yer vermiş ki bu ekran teknolojisi dışarıdaki ışığı optimize ederek kullanıcılarına en doğru renk seçeneklerini sunmaya çalışıyor arkadaşlar. Böylece gözü de çok fazla
yormuyor. Genel olarak bakıldığı zaman Mi 10T Pro 5G modeli gerçekten de fiyat performans anlamında rakiplerinin hayli önünde bir cihaz diyebiliriz ki bunu baştan beri söylüyorum size zaten. Normalde bu şartlara arkadaşlar yani 6000 Türk lirası altına biz orta segment cihazlar alabiliyoruz. Fakat burada Xiaomi ne yapmış? 5800 Türk lirasına bize üst segment bir cihaz sunmuş. Toparlamak gerekirse ekranı bizi memnun ediyor mu? Evet memnun ediyor. Kamera performansı ve video performansı bizim için tatminkar mı? Evet kesinlikle tatminkar. Onun haricinde performans yönüyle oyunlarda, uygulamalarda bizleri memnun edebiliyor mu? Evet memnun edebiliyor. Genel olarak baktığımızda telefonun performans, kamera, ekran ve benzeri kriterlerde rakiplerinin önünde olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen fiyat tarafına baktığımızda 5800 lira gibi uygun bir etiket karşımıza çıkıyor. Doğal olarak kıyasa girdiğimizde arkadaşlar Mi 10T Pro 5G modelinin kesinlikle rakiplerinin hayli önünde yer aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak şunu bağlayalım. Bu telefon alınır mı diye soracak olursanız evet kesinlikle alınır. Yani bu telefonu alıp da pişman olacağınızı ben düşünmüyorum. Çünkü 5800 Türk lirasına alabileceğiniz bu kadar iyi özelliklere sahip ikinci bir model daha bulunmuyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.